Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler kanalına hoş geldiniz. Dünya Kupası arasına girmeden önce yeni bir seriye başlamıştık arkadaşlar. Süper Lig'de haftanın takımını oluşturuyorduk. Dünya Kupası'ndan sonra Süper Lig başladı ve 14. hafta maçları oynandı. Tüm maçlara bakarak her takımdan bir tane futbolcu seçmeye çalışacağız ve Süper Lig'de bu haftanın takımını öncelikle bir oluşturalım istiyorum. Sonrasında bu takımımızla da bir online maça geçelim. Bu serimizde iki tane video çekmiştik. Süper Lig'de 12. hafta ve 13. hafta. Şimdi bu hafta sonu oynanan maçlara bakalım ve burada her takımdan bir tane futbolcu seçmeye çalışacağım. Tamam, bazı maçlarda mesela 2 tane 3 tane çok iyi oynayan futbolcu da olabilir ama en azından şunu istiyorum. Farklı futbolcular da tercih edelim. Her takımın en iyi futbolcusunu en azından seçelim. Ülkemizdeki futbolcular nasıl oynuyor? Belki hiç kullanmadığımız, denk gelmeyen, görmediğimiz bir futbolcuyu keşfetme şansımız olabilir. Bakalım bu sefer kuracağımız haftanın takımında online maçımızda kim ön planda olacak? Öncelikle Galatasaray İstanbulspor maçıyla başlayalım. Burada Galatasaray 2-1'lik galibiyeti var. Alacağımız isim çok net belli. Gomis. 2 gol kaydetti. Forvet'e Gomis'i yerleştirelim. İstanbulspor tarafına bakıldığında şimdi istatistik sitesindeyiz arkadaşlar. Oyuncuların göstermiş olduğu performansa göre bir puan veriyorlar. Bulunduğu pozisyona göre artık neyi ne kadar yapabildiyse onun karşılığında 10 üzerinden puan alıyorlar. İstanbulspor'da Etemi var. Sol kanatta oynayan Valon Etemi takımının en yüksek derecesini alan isim. İstanbulspor'dan Etemi'yi kadromuza katabiliriz. Galatasaray'dan Gomis alacağız ve forveti yerleştireceğiz. Sonrasında Antalyaspor Ankara Gücü maçı var. Ankara Gücü'nün 2-0'lık galibiyeti ve burada sağ bek futbolcuları bir de asisti var. Alalım. Savunma kurmak bazen zor olabiliyor. Özellikle de bek futbolcuları açısından asist gol yapanlara yüksek derece veriliyor. Ankara Gücü'nün sağ bekine Malkuit'i aldık. Antalyaspor'dan da bir ismi aslında alalım istiyorum. Burada en yüksek dereceye sahip isim Fernando. 18 kişilik kadromuza Fernando'yu da dahil edebiliriz. İlk 11'de şans vermesek de biraz düşük derece aldığı için en azından yedeklerimize yerleştiririz kendisini. Konyaspor maçına geçince burada 2-2'lik beraberlik var. Konyaspor Alanyaspor maçından Konya tarafında maçın adamı seçilen orta saha futbolcusu Hatsi Ahmetoviç. Ahmetoviç'i alacağız ve ilk 11'imize yerleştirelim kendisini. Diğer tarafa geçince Alanyaspor'da en yüksek derece alan isimlere bakıldığında burada Furkan Bayır var. 7,3 derece almış. Furkan Bayır'ı alabiliriz. En yüksek dereceyi aldığı için savunma futbolcusu Furkan'ı kadromuza katalım. Gaziantepspor Beşiktaş maçına geçecek olursak bu maç 1-1 bitmişti. Gaziantepspor'da golü atan isim var. Adını telaffuz etmek de biraz zor ama Figueiredo, yok olmadı. Figueiredo maçta dinlerken de gerçekten ben onu anlayamamıştım. Hiç telaffuz etmeyeyim, ben zor bir telaffuzu var. Futbolcumuz bir gol atmıştı. Güzel de bir gol kaydetti. Burada sağ bek futbolcusu Kissio da yüksek derece aldı ama biz sağ bek Ankara Gücü'nden futbolcu tercih ettik. O yüzden hücumcu futbolcuyu alalım. Belki sol tarafta falan da oynayabiliyordur. Beşiktaş tarafında ise golü atan isim Weghorst ama ben maçta Jadson Fernandes'i beğendim Beşiktaş adına. Birçok isim zaten dökülmüştü. Çok kötü oynadılar. Ama maçta dikkat çeken, iyi top süren, topu taşıyan isim Jadson Fernandes'ti. Ben Beşiktaş'tan Jadson Fernandes'i tercih edeceğim ki en yüksek dereceyi Wellington almış ama golde çok büyük hatası vardı. Hem Tayyip Talha'nın hem Wellington'un. Ümraniyespor Başakşehir'e 3-1 kaybetti. Şimdi öncelikle Başakşehir'e bakalım. Burada birçok futbolcu yüksek derece aldı. 7,7 derece alan sol açık futbolcuları var. Münir'i kadromuza katabiliriz. Stoperleri de 7,5 derece aldı. Şimdi karşı tarafa geçecek olursak burada Umut Nayır var. Forvet futbolcusu alabiliriz. Hatayspor maçına geçecek olursak Hatay Giresun 1-1 bitti. Bu maçın adamı tabi yedeklerde bulunan Sony. Hücum futbolcusu Hatayspor'dan biz Sony'yi kadromuza katalım. Bu tarafa geçecek olursak kalecileri 7 derece, burada orta saha futbolcuları Sergio 7,1 derece alarak hem asist yaptığından dolayı oynadığı bölge geriye, attıkları pasa, isabetli pas, top kaybı bunların hepsine bakarak bir derece verilmekte. Buradan Sergio'yu alalım. En yüksek dereceyi kendisi almış. Kasımpaşa maçına geçecek olursak Kasımpaşa Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Sivasspor'da stoper futbolcusu Goitas maçın adamı seçildi. Onu banko alacağız. Kadromuza yerleştireceğiz. Sivas'ta bir iki isim daha var ama her takımdan da bir tane futbolcu alalım. Farklı farklı futbolcular olsun istiyorum. O yüzden
Bir taneyi aldık buradan. Şimdi Kasımpaşa tarafına geçecek olursak kimi alabiliriz burada? Sol kanattaki futbolcuları 7.2 derece aldı. Orada da o kadar fazla ismimiz var ki. Ya onu alalım ya orta saha futbolcuları. Hemen şöyle adını da göstereyim. Tirpan diyelim. İkisinden birisini tercih edebiliriz. Kadroya en kötü yedeklerimizi alabiliriz. Çünkü bazı bölgelerde daha yüksek derece alan isimler var. Trabzonspor'a geçecek olursak Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Bu maçta şimdi Bartra maçın adamı seçilmiş istatistiklere göre. Asist yapan Bakasetas var. İkinci gol atan Trezeguet var. Bunlar yüksek derece alan isimler. Bartra'yı alalım. Sonuçta en yüksek dereceyi kendisi aldıysa ayağı da çok iyi bir stoper futbolcusu. Bartra'yı kadromuza katalım. Fenerbahçe maçında da Altay Bayındır çok fazla kurtarış yaptı. 7.2 derecede aldı. Özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra kalesinde birçok şut gördü. Trabzonspor'un diğer forveti Umut Bozok özellikle çok gol kaçırdı. Altay Bayındır da kurtardı. Altay Bayındır da bundan dolayı yüksek derece aldı. Fenerbahçe tarafından da Altay Bayındır'ı kadromuza katalım. Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük karşısında 2-1'lik galibiyeti var bu sezon. Adana Demirspor iyi sonuçlar alıyor. Ligde yukarı sıralarda açık ara farkla maçın adamı Emre Akbaba 2 gol kaydetti. Adana Demirspor'dan Emre Akbaba'yı alacağız ve kadromuzu hatta doğrudan ilk 11'e yerleştirmemiz gerekiyor. Fatih Karagümrük tarafında da Borini bir gol attığı için yüksek derece de aldı kendisi. 8 derece. Karagümrük'ten de Borini alalım ama o bölgeye çok fazla futbolcu alacağız. O bölgede sağ tarafta oynayabilen isimler varsa sağa da çekeriz, sola da çekeriz. Form durumuna göre kullanacağız. Her takımdan bir tane futbolcu almaya çalışalım istiyorum. Bazı takımlarda evet 2-3 tane belki haftaya damga vuran performans sergileyen oyuncular olabilir ama en azından istiyorum ki her takımın en iyi futbolcusu olsun. Daha fazla futbolcuyu oyun içerisinde keşfetmeye çalışalım. Şimdi oyunumuza geçecek olursak bunların hepsini bir marketten alalım. Oyunda markete geçiş yaptık. Öncelikle buradan futbolcularımızı satın alalım. En pahalı futbolcu da kim? Bir bakıma ona da bakmış oluruz arkadaşlar. Fitrele diyelim. Forvet'ten başlayalım. Galatasaray takımından Gomis'i alacağız. Avrupa Sport Toto Süper Lig'e gidelim. Buradan Galatasaray takımını bulalım. Ve Gomis'i kadromuza katacağız. Gomis'in GP'si ne kadarmış? Aşağılara doğru inelim. Galatasaray'da daha pahalıya satılan isimler bunlar. 8000 GP'ye Gomis'i kadromuza katabiliyoruz. Başakşehir'de en pahalı futbolcu 20.000 GP'ye satılmakta. Bizim futbolcumuz evet burada 6500 GP'ye satılıyor. Onun bölgesinde oynayacak birçok futbolcu da bulunuyor. Bu hafta Başakşehir'de birçok isim vardı iyi performans sergileyen. Hatayspor'dan da Sony'i alacağız. Bakalım Sony kaç GP'ye satılmakta? Aşağılara doğru indik. Evet burada Santrafor futbolcusu 4000 GP'ye satılıyor. Ofansif orta sahada da kullanabiliyoruz. İlginç. Anlaş diyelim. 4000 GP'ye kendisini aldık. Adana Demirspor'dan da Emre Akbaba'yı alacağız. Bu haftaya damga vuran performanslardan birini sergiledi kendisi. Emre Akbaba 7500 GP. Emre Akbaba. Giresunspor'dan da Sergio'yu kadromuza katacağız. Bu hafta dikkat çeken performanslardan birini sergiledi kendisi. Sergio burada. Sol açık kartı var. Sol açık, sağ açık da oynayabiliyor. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Ofansif orta saha olsaydı bir de oynayabileceği bölge çok iyi olurdu. 3300 GP'ye Sergio'yu da kadromuza Giresun'dan kattık. Beşiktaş takımından da Jason Fernandes'i alacağız. 13000 GP'ye satılıyor. Şu ana kadar aldığımız futbolcular içerisinde en pahalı isim kendisi. Jason Fernandes'e de 13000 GP verdik. Konyaspor'dan da Ahmet Oviç alacağız ki Konyaspor'da en pahalıya satılan isim de kendisi. 9800 GP defansif orta sahamız. Alanyaspor'dan Furkan Bayır'ı alacağız. Aşağılara doğru inelim. Biraz daha inelim. Evet 3200 GP'ye satılıyor. Biz kendisini sol bek için aslında alacaktık. Fakat oyuna göre sol bekte oynayamıyor Furkan Bayır. Bu kötü oldu. Anlaş diyelim. Kadromuza katalım. Yine de sol bekte bir ismi kullanırız aldıklarımızdan. Trabzonspor'a geçecek olursak stoper futbolcusu Bartra. 22.000 GP'ye satılıyor. Çok pahalı. Trabzonspor'da en pahalı futbolcusu 47.000 GP. Ha, çok pahalı derken tabii ligimiz içerisinde az önceki aldığımız futbolcularla kıyasladığımdan dolayı pahalı dedim. Şimdi burada 1 milyona falan satılan futbolcular da var. Ama şu ana kadar bu haftanın takımının en pahalı futbolcusu olacak. Jason Fernandes'i geçti. Bartra 22.000 GP. Sivas takımından da stoper futbolcusu kadromuza katacağız. Burada Ahmet Musa, Gredel gibi hücumcular da var.
Ancak bir stoper futbolcusu Goethe'si alacağız. Bekte oynayabiliyor mu? Yok, ama oyun yok edici oyun tarzına sahip kendisi. 4100 GP. Ankaragücü takımından da sağ bek alacaktık. Geldik, evet, burada. Malkuit seviyesi 69'dan başlıyor. Maksimum seviyesine bakmak lazım. Hücumcu bek sağ kanatta da oynayabilmekte. Anlaş diyelim. 7500 GP. Kaleye de Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı alalım. Fenerbahçe'de 29.000 GP'ye satılıyor kendisi. Ve şu an en pahalı futbolcu Altay Bayındır oldu. Bugün aldıklarımız içerisinde en pahalı isim Altay Bayındır. 29.000 GP verdik. İstanbulspor'a geçtiğimizde buradan da Etemi'yi alacaktık. Sol açık futbolcusu, nerelerde oynuyor? Sağ açıkta da oynayabilmekte kendisi. İlk 11'de olmasa da yedeklerde kadromuzda yer alacak kendisi. Bu haftanın takımında yer alıyor. Ümraniyespor'dan alabileceğimiz iki isim vardı. Fakat bir tanesini tercih edeceğiz. Santrafor futbolcusu Umut Nayır ya da Del Valle. Del Valle ile daha önce oynamıştık. Çok da güzel oynamıştı o zaman. Ama Umut Nayır'ı alalım. Şundan da dolayı Gomis'i de alternatifleyelim. Sadece Gomis olmasın, formsuz gelebilir. İkinci yarı oyuna başka birisinin ismi daha sokmamız gerekebilir. O yüzden Santrafor futbolcusu Umut Nayır'ı alalım 3400 GP'ye. Antalyaspor'dan da Fernando'yu alacaktık. 15.000 GP'ye satılıyor ve Antalyaspor'un en pahalı futbolcusu. Gaziantepspor'a geçtiğimizde ise burada 8.000 GP'ye maksimum satılıyor. Ama bizim alacağımız isim maçta Gaziantepspor'un golünü atan futbolcu. Hemen bu futbolcumuz santrafor, sol açıkta da oynayabiliyor. Kurnaz oyun tarzına sahip. 4.700 GP'ye de satılmakta. Fatih Karagümrük takımının futbolcularına baktığımızda Fegoli kadroya yeni katıldı ve 10.000 GP'ye satılıyor. 3 tane futbolcusu var 10.000 GP'ye satılan. Biz buradan Borini'yi alacağız. Borini birçok yerde oynuyor. Bu çok iyi oldu. Joker futbolcu. İstediğimiz yerde kullanırız. 7500 GP. İlk olarak kadromuzu oluşturalım arkadaşlar. İlk 11'imiz ve yedeklerimiz şu an bomboş duruyor. Sırayla buraya futbolcuları yerleştirelim. Ama öncelikle dizilişi değiştirelim. 4-2-1-3 ile oynayabiliriz. Olmadı. 2 ofansif orta sahaya da geçebiliriz. İlk olarak bu dizilişimizi tercih ederim. Menajeri de değiştirmek lazım. Bu menajeri kullanmayalım. Tebalde olsun. Hızlı kontratak menajeri. Oyun tarzımızı da hızlı kontratak olarak değiştirelim. Hızlı kontratak. Buna göre de oyuncularımızı geliştiririz. Aldığımız futbolculara baktığımızda sol açık futbolcusu. Önce bir yedekleri dolduralım. En son aldıklarımızı yedeklere yerleştirelim. Sonrasında ilk 11 ile ilk 11'i doldururuz. Maç öncesi form durumuna göre de hamle yaparız. Ama kalede tek adayımız var. Formsuz gelmemesi lazım. Altay Bayındır. Sağ bekimizi hemen doğrudan da alabiliriz. Orada da tek aday vardı. Şimdi futbolcuları yerleştirelim. Bu isimleri ilk 11 almıştık. Bu stoperin sol bekte oynaması lazımdı. Bu kötü oldu. Stoper, sadece stoper kartı. Göbeğimizi de buraya alalım. Göbek olarak değiştiririz Jetson Fernandes'i. Şöyle yedekleri alalım. Emre Akbaba bu hafta çok iyiydi. Onu ilk 11'de kullanalım. Şimdi buraya baktığımız zaman Gomis zaten santraforda tekti. Sol açık futbolcumuz ve sağ açık futbolcumuz. Kadro doldu mu? Bir tane yer kaldı. Evet. Bir tane eksik almışız. Bir tane daha futbolcu almamız lazım. Sony'yi oyuncu rolleri GF'de oynatabiliyor muyuz? Bir bakalım. Ofansif orta sahada oynuyor adam. Çok ilginç. Buraya farklı bir isimle tercih edebiliriz. Yedeklerde sağ açıkta oynayabilecek isimlerimiz var. Onlardan herhangi birini buraya çekebiliriz. Bir tane futbolcu alalım. Bu haftanın böyle dikkat çeken sol bek futbolcularından birini alalım. Bir tane eksik olan yere de sol bek futbolcusu bu hafta iyi oynayanlardan birini seçtim. Uğur Çiftçi arkadaşlar. Baktım istatistiklere. Uğur Çiftçi önünde duruyor. Tecrübeli futbolcu. Sol bek futbolcumuz. Sol kanatta da oynayabiliyor. Orta uzman oyun tarzı da var. Kadromuzda da sol bekte sıkıntı vardı. Kendisini sol beke yerleştiririz. Son futbolcumuzu da hemen boş olan yere alalım ve şöyle bir yapalım. Şimdi bu futbolcularımızın takım oyun tarzı seviyeleri düşük. Hepsini hızlı kontratağa göre geliştirelim ve oyuncularımızı biraz güçlendirelim. Hepsini maksimum seviye almak zor olacak. Antrenörler elimizde o kadar olmayabilir. Ama işte hücum futbolcularını özellikle olabildiğince yükseltmeye çalışacağım. Çünkü bize maçı kazandıracak isimler onlar. Gomis olur, açıkta ya da ofansif orta sahadaki Emre Akbaba gibi isimleri olabildiğince yükseltelim. Oyuncuların takım oyun tarzını yükselttik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bazılarını bayağı yükselttik. 89'dan aşağı yok galiba. Evet, bir tane yedeklerde 88'lik Umut Nayır'ımız var. Olabildiğince güçlerini de arttırmaya çalıştık.
Özellikle de forvet futbolcularını 80'in üzerine çıkardık. Aslında 80'in altında iki tane ismim kalmış. Sol bek ve sol stoperimiz. Diğerleri 80'in üzerinde seviyelerde. Takım oyun tarzımız da 99'a çıktı. Takımımızın gücü 2214. Rakip 2229 Paris Saint-Germain. BJK Can 2 kullanıcı ismi vardı rakibimizin. Form durumu çok önemli. Sağ bekimiz formsuz, stoper formsuz. Sağ bekte şu stoperi oynatalım şimdilik. Başka da stoperimiz yok yedeklerde. Dosumuz var ama kalsın. Bir stoperimiz formsuz olacak. Diğerlerine dokunmayalım. İkinci yarıda hamle yaparız. Rakip 4-3-3 dizilimiyle geliyor. İleride Neymar'ı, Mbappe'si, Messi'si var. Bizim bir tane savunma futbolcumuz da, Sivaslı futbolcumuz da formsuz geldi. Sağ bek zaten kıpkırmızıydı. Oraya da diğer stoperi çektik. Kaleye olabildiğince az şut çektirmemiz lazım. Emre dönemedi. Eyvah. Mbappe'yi bir şekilde dürtün. Koptu gidiyor Mbappe. Açısını değiştirdi Allah'tan. Bir voley vuruş. Out'a gitti. Çok tehlikeli. Mbappe'yle doğrudan vurmadı. Sağına çekip vurayım derken topu kaybetti. Şu sağ tarafa aldığımız oyuncumuza bir dönelim. Altay Bayındır. Artık rakip geldi ama. Şimdi bir daha versek pası. Geçti mi paslar? Geçti. Sağda koşu yapan isim Borini. Hadi Boruni. Gomis içeride. Gomis tek vuruş. Gomis'e top ulaşmadı. Jetson. Jetson Fernandes füzeyi yolladı ama kaleci son anda. Çok iyi vuruş çıkardı sol ayağıyla. Kaleci uzandı tekeriyle kornere çeldi. Topun başında sol ayaklı birisi var. Emre Akbaba. Emre ile ortamız. Ön tarafa Gomis gelse. Gomis'in kafası. Çıkmadan yetişmemiz lazım. Münir. Hadi Münir ortala taça çıktı. Burada son anda müdahale. Emre Akbaba sola dönsek. Gomis sen git. Tekrardan sola. Münir bu sefer iyi ortala. Münir'in ortası. Borin'in kafası ama az farklı avut. Çok net de pozisyonda ama. Böyle maçta bu pozisyonları çok yakalayamayız. Bulduğumuzu atmamız lazımdı. Ve bu gerçekten atılması gereken pozisyondu. Kalenin dibinden kafayı vuruyorsun. Üstten avuta gitti. Bunları aramasak. Lionel Messi sağa döndür abi o. Uğur Çiftçi ile kapattık. Hemen uzaklaştıralım. İleri doğru yolladık. Yetişemedi adamımız. Aslında Gomis'e doğru yollayacaktım ama. Adamımızın önünden geçiyor. Dokunmadı. Jason Fernandes. Jetson'un pası. Şurada Gomis koşuyor. Hadi be Gomis çok iyi. Gomis de ceza alanına girerken sert şutumuz golü bulduk. Gomis. 1-0 öne geçtik Gomis'le. Orada paslaşmalarla Gomis'i arkaya kaçırdık ve savunma futbolcusunun bir anlık hatası. İleri bastı. Gomis'e kaptık. Şu sağdan koşan isim Borini. İki gelir mi? Gomis gel. Hadi şeye gitti diğer adama. Gomis'e çarptı. Kaleci de kaldı. Biraz fazla bastı. Gomis'i de geçti arkadakini ama arkadaki gelişine şut çekmedi. Üst üste ataklarımız. Döndük ortaya. Tekrardan ceza alanı dışına şutumuz. Bunu da çıkardı kaleci Meyen ama üzerine vurdu. Köşeye falan gitmedi. Ahmet Omiç. Topun başında Emre Akbaba. Gomis'ten bir kafa vuruşu daha bekliyoruz. Ortaya doğru gitti bir kafa. Çok net bir pozisyon ve golü bulduk. Kafa vuruşu yapan ismi göremedik ama takımımızı 2-0 öne geçirdi. Golü atan isim Borini. Yani bir tane gol kaçırmıştı bu sefer. Ağlara yolladı topu. Borini elini kaldırdı. Borini aldı. Borini ile gidiyoruz içeri doğru ama yetişti adam çok rahat. Bonucci yetişti. Bonucci hızlı da değil adam. Borini nasıl kopup kaçamıyor? Bonucci bile aldı yandan topu. Kaleci Menyan. Son bir dakika. Ve rakibimiz indirdi. Lionel Messi çok tehlikeli yanma pası verdi. Lampard. Şu hata atlatmamız lazım. Son anda savunmada bir müdahale. O gerilerden biri geldi ve golü kurtardı. Lionel Messi oyun yönünü değiştirdi. Bizim adamımız vurdu. Gomis de koşuyor. Offside olmasın. Gomis al. Gomis.
Toparla kendini. Hadi Gomis şut. Emrah Baba. Dönen top rakipte. İyi bir ataktı. Messi'ye bir omuz darbesi. Yanlış yere döndük. Kaleciye gitti top. Altay aman hata yapma. Şimdi sol tarafa yollasak. Büyük bir boşluk var orada. Hadi ofsayt yok. Önümüzdekini atalım. Gomis'i görse kaleci Maignan. Gomis için kötü bir pas oldu. Münir. Jason Fernandes'e tekrardan Münir. İçeri doğru girsek. Münir'de nasıl bir çalım hareketi var? Şu, bu şekildemiş. Hadi vur be. Hadi vur. Aa direkt. Çıkmadan rakip son anda dokundu. Şimdi verelim. Solda boşluk var. Oyuna yeni aldığımız isim Gaziantep'in forveti falsoyu yolladı. Kazandık. Top rakipte. Uğur Çiftçi yine kaptı. Messi'den önce şu ara pasını yollasak. Çok güzel bir koşu var orada. Hadi Umut Nayır. Umut Nayır'ı geçti. Etemi. Çek sağına. Şuradaki isim. Stoperimizden şut. Ama nasıl şut yolladı. Stoper futbolcusu. Sağ bekte oynattık adamı. Görevini iyi yaptı. İptal et diyelim. Son dakika artık. Son korner. Topun başında Fernando. Fernando'nun ortası. Arka tarafa gitti bir kafa vuruşu. Son müdahale rakipten olabilir. Üst üste kornerlerimiz. Hızlı bir şekilde kullanalım. Güzel de çizdik. Fernando'nun ortası. Bir kafa vuruşu gelmedi. Önünden geçti top. Rakip kaleye 13 tane şut çekmişiz. 5'i kaleye bulmuş. 8 tanesi isabetsiz şut. O kaleye bulanların ikisi gol. Üçünü de kaleci çok iyi çıkardı. 81 pasımız var rakibin 53 pası. Oyuncu derecelerine bakalım. Haftanın takımında en yüksek dereceyi alan isim Borini. Çok da net bir kafa vuruşu kaçırmıştı. İkinci sırada Gomis var. Sonra Emrah Baba. Uğur Çiftçi çok iyiydi. Messi orada kilitledi. İyi. Messi'ye gelen toplarda iyi girdi araya. Futbolcularımıza baktığımızda Jason Fernandes, Gotez, Fernando bunlar da düşük derece alanlar. Rakibe bakalım en yüksek derece. Kaleci Maignan ki daha fazla da alabilirdi. Bayağı kurtarış yaptı. Süper Lig'de haftanın takımı oluşturduğumuz serimizin 3. bölümüydü bu. Bu serimiz çok yeni. Süper Lig'e özel farklı tarzlarda videolarda çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Haftanın takımı, en pahalı takımı kurmuştuk. En değerli takım ya da en genç takım gibi gibi farklı şekillerde, farklı formatlarda Süper Lig'den oyuncularla oluşturacağımız kadrolar ve onlarla maçlar oynamaya çalışalım. Süper Lig'de haftanın takımıyla oynamak çok keyifli oluyor. Hem de yeni futbolcular görmüş, nasıl oynadıklarını keşfetmiş oluyoruz. Mesela bu maçta ben Borini'den daha iyi bir oyun bekliyordum. Beklentinin altında kaldı. Sol bekte oynattığımız Uğur Çiftçi gayet iyiydi. Savunma futbolcularımız çok büyük hatalar yapmadılar. Gomis güçlü bir futbolcu. Özellikle de onu ceza alanı içerisinde dışında topla buluşturursak gol atabiliyor ve çok sert şutlar çekebiliyor. Bugün de bir gol kaydetti. Sizler de bu seriyle alakalı önerilerinizi lütfen yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.